adım Barış Lakarta. Arhavi'de bir seyahat acentesi işletmecisiyim. Bu projemizde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzün desteğiyle Artvin'de bulunan 6 adet jeep safari rotamızın sizlere tanıtımını yapmak amacıyla buradayız. Artvin ve ilçelerinde gezmeye devam ediyoruz. Bugün 4. günümüz. Arhavi'den başladık. Oradan Borçka, Maçahel üzerinden Şavşat'ı açtık. Şu anda Şavşat'ın dağlarını, yaylalarını geziyoruz. Gün içinde Ardanuç'a inip Artvin merkeze doğru da geçip devam edeceğiz. Daha sonra da Yusufeli ilçemize geçip diğer bir rotamız olan Yusufeli Arhavi rotasını kuzeyden geçip oradan Arhavi şehir merkezine doğru inmeyi planlıyoruz. Bu projede ikinci bir amacımız da tabii ki Artvin'imizin sonbaharındaki görüntüleri sizlere göstermek. Bu konuda Şavşat çok başarılı bir nokta. O yüzden de iki gündür buradayız. Bugün Şavşat'ımızın yüzen göllerinde Arsiyan yaylasındayız. Buradan devam ederek tekrar inip rotamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz sizleri burada bu jeep safari'nin tadını almak için bekliyoruz. Hem Artvin'imizi görmek, hem içerilerimizi görmek, hem de bizim burada yaptığımız organizasyonlara katılarak burada keyif almanızı istiyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Peki bu kaç rota belirlediniz? Bu rotalara bir yılda ne kadar kişi götürme yerine? Şu anda mevcut 6 rotamız var. Planlanan 6 rota daha var. Totalde 12 rota önümüzdeki sene için açık olacak. Her sene 250 ile 300 arası misafirimiz bu keyfi tadıyor. Önümüzdeki sene bu sayıyı 500'e çıkarma planımız var. Araç sayımız arttı. Fakat operasyondan, yani organizasyonumuzun özünden, mantığından şaşmadan bu işleri yapmak için uğraşıyoruz. Hem burada yereldeki arkadaşlarımız, hem biz acenteciler, hem de kamu çalışanlarıyla beraber bu işin peşindeyiz. Artvin'in en güzel böyle tanıtılacağını düşünüyoruz. Size görmediğiniz bir Karadeniz'i, görmediğiniz bir Artvin'i sunmaya çalışıyoruz. Bu rotaları zaten başka bir araçla geçme şeyimiz yok, şansımız yok. O sebepten dolayı da jeep safari rotası olarak buraları belirledik. Buralarda şu anda çalışmaya devam ediyoruz. Daha güzeli, daha iyisini yapmak için sizlerden de fikirler alıp çalışma planlarımızı buna göre ayarlıyoruz. 2020'de çok daha güzel yerler gezeceğiz. Planlarımız bu yöndedir. Bu projeyi kimler düzenledi? Bu projeyi Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Artvin İl Kültür Turizm Müdürlüğü desteğiyle acentemiz operasyonuyla düzenlenmiş bir projedir. Bunun uzun zamandır planlıyorduk ama görüntü vermesi açısından, hem sonbaharımızı da görme açısından bu tarihe planladık. Hava da çok güzel müsaade etti bize. Hiç yağmura denk gelmedik ama sisten geçtik, buluttan geçtik. Daha farklı, daha kuzey rotalardan geçeceğiz yarın. Umarım orada da güzel görüntüler alacağız.